Gıda fiyatları artıyor ama ona paralel olarak bir de insanların alım gücü düşüyor. Gıda fiyatları neden arttığına geleceğim ama şöyle de bir veriyi paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler'e göre aslında çalışan iş gücünün alım gücü pandemi öncesine göre %60 azalmış durumda. Dolayısıyla işin bir de bu yanı var. Gıda fiyatları zaten 2007-2008'lerden itibaren ciddi artışlara başlamıştı. Bunun tabii birçok nedeni var. Hem ekonomik çalkantılar bunun bir kısmı. Onun dışında beklenmeyen hava koşulları, bir takım korumacı politikalar, bunların hepsi gıda fiyatlarını etkiliyordu. Ancak geldiğimiz noktada tabii zirve yapmış durumda. Aslında FAO zaten Şubat ayında, daha yani Ukrayna-Rusya savaşı gündemde yokken, gıda fiyatlarının şimdiye kadarki indekslerde gelinen en üst noktaya geldiğini zaten açıklamasını yapmıştı. Ve bunda nelerin etkisi var? Pandeminin ciddi bir etkisi oldu. Onun dışında gıda ile ilgili her türlü konuya çok etki eden ve günümüzde yüz yüze olduğumuz bir iklim krizi durumu var. İklim krizinin de etkileri çok oldu. Enerji fiyatlarındaki artış tabii ki çok fazla arttırdı. Ve en son geldiğimiz noktada da Ukrayna-Rusya savaşı inanılmaz bir şekilde etkilemiş durumda. Çünkü Ukrayna ve Rusya buğday, ayçiçek yağı, bitkisel yağlar, hatta yemler, bunun gibi temel tüketim maddelerinin ana göbeklerinden biri. Dünyada ayçiçek yağı, bitkisel yağlar ve buğday üretiminde hem Ukrayna hem Rusya çok önemli bir yer teşkil ediyor. O yüzden böyle bir küresel bir resim çizmek istiyorum bu gıda fiyatlarının artışındaki etkileri görmek için. Mesela bitkisel yağlar. Dünyada 16 çeşit bitkisel yağ var. Ve en çok tüketilen yağ dünyada palm yağıdır. Bunu soya yağı takip eder, ardından da ayçiçek yağı gelir. Niye öbürlerinden de bahsediyorum? Çünkü dünyada en çok üretilen palm yağı, bunun %85'i Malezya ve Endonezya'dan geliyor. Bu dönemde Endonezya ihracata kısıt yaptı. İhracat yasaklarını uyguladı. Buğday söz konusu olduğunda buğdayın en büyük üreticilerinden biri Hindistan ihracat yasakları koydu ortaya. Palm yağındaki artış ve ihracat kısıtlamaları, bir yandan ayçiçek yağındaki Ukrayna'dan çıkışın olmaması onu başka yağlara yönlendiriyor. Bu küresel olarak bir zincirleme faaliyet göstererek bütün aslında başta temel tüketim maddeleri olmak üzere bütün gıda ve ham maddelerin fiyatının artmasına neden oluyor. Gıda krizi aslına bakarsanız kapıyı çoktan açmış durumda. Fiyatlardaki her %1 artış aslına bakarsanız 10 milyon insanın daha açlığa sürüklenmesi anlamına geliyor. Şöyle anlatılıyor Birleşmiş Milletler'de. Bu yılın gıda krizi aslında gıdaya ulaşmakla ilgili. FAO'nun verilerine bakarsak dünyada tüm dünyayı besleyecek, beslemeye yetecek kadar üretim aslında var. Ama işte bu savaşlar, ekonomik çalkantı, İnsanların gıdaya ulaşamaması dolayısıyla bir takım açlıklara ve kıtlıklara neden oluyor. Ama öte yandan yine Birleşmiş Milletler'in işaret ettiği şey, bu yıl gıdaya ulaşabilmek gıda krizinin etkenlerinden olsa da önümüzdeki yıllarda gıda kıtlığı gıda krizine yol açabilir. Burada bir adım geriye gelip şunu anlatmak istiyorum. İklim krizi. İklim krizi şu anda gıda krizinin en büyük tetikleyicilerinden biri. Tabii ki savaş gibi, pandemi gibi beklenmeyen olaylar da ciddi konular ama beklenmeyen olaylara karşı bazen önlemler alamıyoruz ama iklim krizinin çanların çaldığını hepimiz duyuyoruz ve buna yönelik adımlar atılması gerekiyor. Karbondioksit konsantrasyonu son 2 milyon yılın zirvesine gelmiş durumda. Deniz seviyelerindeki yükselme son 3000 yılın en yüksek seviyesinde, Kuzey Kutbu'ndaki buzullardaki azalma son 2000 yılın en yüksek derecesine gelmiş durumda. Paris Anlaşması'nın en büyük, en önemli hedeflerinden biri küresel ısınmayı sanayi öncesi dönemlerdeki seviyenin en fazla 1,5 derece üzerinde tutabilmek ve şimdiden 1,1 dereceye gelmiş durumdayız. Sıcaklıklardaki 1 derecelik artış mesela pirinçte %3, buğdayda %6, mısırda %7 verim kaybına neden olabilir. Bir yandan fiyatlar artıyor, bir yandan iklimsel şartlar dolayısıyla verimler düşerse bu çok daha ciddi bir noktaya bizi götürecek. Ve yine IPCC, Hükümetler Arası İklim Paneli'nin raporuna göre şöyle söylüyor, 2050 yılına kadar %3'lük bir hava ısınması olursa toplam verim kaybımız %25-50'ler civarında olabilir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi iklim krizinin İçindeyiz ama çok daha aşağı yuvarlanma ihtimalimiz var. Bugünkü tabloya baktığımızda gıda krizinden en çok etkilenen Sahra Altı Afrika ülkeleri. İkinci sırada Güney Amerika ve Karayipler geliyor. Ayrıca da tabii Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ciddi risk arasında. Güney Asya'da ise hem iklim krizinin hem bu gıda krizinin etkileri ve şu anda yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklıklar dolayısıyla çok ciddi risk altında. Tabii savaşın getirisiyle beraber ayçiçek yağı, yem, tohum, bitkisel yağlar, buğday, tahıllar, bunlar en çok gıda krizinden etkilenecek olan
gıdalar gibi gözüküyor. Gıda güvenliği, bir gıda maddesinin her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik risklerden arındırılmış şekilde rafta olduğu dönem boyunca besin değerini kaybetmeyecek şekilde güvenilir olarak bulunması anlamına geliyor. Gıda güvencesi ise tüm insanların hayatları boyunca aktif bir ve sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için gerekli olan, yeterli besin değeri olan gıdaya zamanında ve yeteri miktarda ulaşabilmesi anlamına geliyor. Türkiye gıda güvencesi konusunda 113 ülke arasında 48. sırada, ulaşabilme konusunda 67. sırada, gıda güvenliği ve kalitesi söz konusu olduğunda ise 113 ülke arasında 47. sırada. Yani bu tablolar oldukça düşündürücü ve üzücü diyebiliriz. Buradan bir bakmak lazım. Türkiye'de tüketilen bitkisel yağların 1/4'ü ithal edilmek durumunda. Burada da başta ayçiçek yağı geliyor. Ayçiçek yağının limanlardan çıkamaması dolayısıyla bizim için biraz daha sıkıntı oldu. Aynı şekilde buğdayda da ciddi bir ithalatçıyız. Bu dışa bağımlılık zaten fiyatların artmasına neden oldu. Küresel bazlı bir fiyat artışı var. Ama bir de döviz kurlarındaki dengesizlikler var. Çünkü biz bu ham maddeleri ve enerjiyi artı yemi, artı tohumları ithal etmek durumundayız. Zaten fiyatları artmışken bir de döviz kurlarındaki farklılığı düşünürsek Türkiye tabii bundan daha çok etkilenmiş durumda. Bir yandan da gıda israfımız da çok yüksek. Türkiye dünyada gıda israfı sıralamasında 16. sırada bu kadar ülke arasında. Ve hasat edilen meyve sebzenin daha %50'si raflara ulaşamadan israf oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi birbirini etkilediği için Türkiye'de gıda krizinden ciddi şekilde etkilenecek ülkeler arasında. Burada yapılması gereken şeyler, tarımsal üretimimizi artırmamız lazım. Biz buğdayda, bitkisel yağlarda dışa bağımlıyız. Ama bunları üretebilecek iklimsel yapımız ve toprağımız var. Tabii devlet teşviklerinin ve politikalarının bu yönde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Şu anda aslında üreticiye ciddi teşvikler veriliyor ama bunların birçoğunun israf olduğunu biliyoruz. Çünkü üretici o teşviği alıyor ama bazen üretimi yapmıyor, bunlar kontrol edilmiyor. Desteklerin hem dıştaki talebe hem içteki talebi karşılayacak şekilde üretim modellerine göre veriliyor olması gerekiyor. Öte yandan da her yerde her şeyin üretilmemesi gerekiyor. Havza modeli daha önceden çalışılmış olan bir modeldi. Bu havzaların tekrar belirlenip, yani örneğin bir elmanın en iyi hangi havzada yetişeceğini belirledikten sonra üretici elmayı o havzada yetiştiriliyorsa ona destek verilmesi veya ona daha fazla destek verilmesi gibi bir modelle beraber Türkiye'nin gıda haritası, üretim haritası ortaya çıkartılabilir. Bu tarz teşviklerle beraber üretimimizi artırmamız gerekiyor.